Güneş sistemindeki halkalar tam olarak nadir değildir. Gezegenlerin yarısında bunlara sahip ve diğerlerinde geçmişte olabilir. Cüce gezegen Haumea gibi bazı asteroitlerin halkaları vardır. Güneş'in bile bir çeşit halkaları vardır. Şimdi gökbilimciler tamamen yeni bir halka sistemi buldular. Güneş sistemindeki hiçbir şeye benzemediği için yalnızca bu başlarını kaşımasına neden oldu. Plüton'un ötesindeki Kuiper kuşağında asılı duran küçük bir cüce gezegen olan Quaoar da yoğun bir halkayla çevrilidir. O kadar büyük bir mesafede dönen bir halka ki yine de bir ay gibi birbirine yapışmış olmalıdır. Keşif, bilim adamlarının uyduların ve halkaların nasıl oluştuğuna ve daha büyük yoldaşlarıyla yerçekimi etkileşiminden nasıl etkilendiklerine dair anlayışımızı gözden geçirmeleri gerekebileceği anlamına geliyor. Sadece 1110 kilometre çapında olan Quaoar, 2002 yılında keşfedildi ve yıllar içinde oldukça ilginç bir küçük kaya topu olduğu ortaya çıktı. Buz volkanizması belirtileri gösteriyor ve hatta sadece 170 kilometre çapında Veyvat adında sevimli küçük bir uydusu var, ancak 2021'de gökbilimciler başka bir şey daha fark ettiler. Güneş sisteminin uzak noktalarında karanlık bir gölge olan Quaoar'ın çok uzaktaki bir yıldızı gizlemek için pozisyon almasını izliyorlardı. Bu, örtülme adı verilen bir gözlem türüdür. Avustralya'da yer tabanlı bir teleskoptan yapılan gözlemler, cüce gezegenin bir halka barındırıyor olabileceğini öne sürdü. Brezilya'daki Federal Rio de Janeiro Üniversitesi'nden, astronom Bruno Morgado liderliğindeki bir astronom ekibi, daha fazla kanıt bulup bulamayacaklarını görmek için araştırma yaptı. Ama Kuiper kuşağının derin karanlığındaki küçük bir cüce gezegene öylece bir teleskop doğrultup, halkaları görmeyi boş verin, herhangi bir ayrıntıyı görmeyi umamazsınız. Bunun yerine araştırmacılar, 2019 ve 2020 yılları arasında birden çok yer tabanlı teleskop tarafından toplanan verilere güvenmek zorunda kaldılar, daha fazla örtülme aradılar ve ayrıca, kendisinin ve ekibinin 2021'de Avrupa Uzay Ajansı'nın karakterize edici özelliklerini kullanarak topladığı örtülmeyle ilgili gözlemlere güvenmek zorunda kaldılar. Eksoplanet uydusu. Bir halkanın yere dayalı ipuçlarının atmosferik bozulmanın etkisi olmadığını göstermek için uzayda bulunan CHOPS'a ihtiyaç vardı. Sonuç olarak birleştirilmiş veriler bir ipucundan daha fazlasını verdi. Morgado, her şeyi bir araya getirdiğimizde parlaklıkta Quaoar'ın neden olmadığı ancak çevresinde dairesel bir yörüngede dönen bir maddenin varlığına işaret eden düşüşler gördük diyor. Gördüğümüz an tamam, Quaoar'ın etrafında bir halka görüyoruz dedik. Veriler, araştırmacıların yüzüğü karakterize etmesine izin verdi ve burası gerçekten tuhaf bir hal aldı. Halka, Quaoar'ın merkezinden 4100 km veya kabaca 7.4 Quaoar yarıçapı uzaklıkta cüce gezegenin yörüngesinde dönüyor. Ancak Quaoar'ın Roche sınırı, Quaoar'ın merkezine sadece 1780 km uzaklıktadır. Roche sınırı, bir gövdeden, daha büyük gövdenin yerçekimi daha küçük gövdeyi, bir arada tutmak için gereken yerçekimini aştığında, gelgit kuvvetlerinin yani yerçekiminin onu dağınık bir moloz yığınına çekeceği, kritik bir mesafedir. Büyük bir nesne Roche sınırını geçtiğinde, kısa süre sonra bir halka haline getirilecek, moloz haline gelmesini, makul bir şekilde bekleyebilirsiniz. Roche sınırının dışında, bulmanız gerekenler bozulmamış aylardır. Elbette enkaz Roche sınırını aşabilir, ancak yine de nispeten kısa bir süre içinde, sadece birkaç on yıl içinde bir araya toplanmalı ve bir tür aya dönüşmelidir. Başka hiçbir güneş sistemi gövdesinde Roche limitinin dışında halkalar yoktur. İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden astronom Giovanni Bruno, Quaoar çevresindeki bu keşfin en ilgi çekici yanı, malzeme halkasının Roche sınırından çok daha uzakta olması diyor. Gözlemlerimizin bir sonucu olarak, yoğun halkaların yalnızca gezegensel bir cismin Roche sınırı içinde hayatta kaldığına dair klasik görüş, baştan sona gözden geçirilmelidir. Yüzüğün neden aya dönüşmediğini anlamak için, daha fazla araştırma yapılması gerekecek, ancak birkaç olası açıklama var. Birincisi, yüzüğü oluşturan molozların, herhangi bir nedenle, birbirine yapışmaktansa, birbirlerinden sekme olasılığı daha yüksektir. Başka bir olasılık da, Veyvat'ın, hatta henüz tespit edilmemiş bir Quaoar uydusunun, halkadaki çarpışma hızını topaklanmayı önleyecek kadar, yüksek tutan yerçekimi bozulmaları sağlamasıdır. Ancak keşif aynı zamanda, henüz bulunamayan daha küçük güneş sistemi nesnelerinin, yörüngesinde dönen bu tür, daha fazla halka olabileceğini de gösteriyor. Belki bunlardan birinde, bazı cevaplar da bulabiliriz.